Çağdaş Bey, pandemi başladığından beri kuryelere düşen ekstra sorumluluğu hepimiz biliyoruz. Sizin yasal haklarınızda bir değişiklik oldu mu? Bizim yasal haklarımızda açıkçası bir değişiklik olmadı. Tam aksine bazı mağduriyetlerimiz de ısrarla devam ediliyor. Çünkü kuryeye şiddet, kuryeyi alıkoyma gibi maruzatlarımız var. Hatta bugün bir haberini aldım bunun. Ünlü sosyete İpek Hattat bir kurye arkadaşımıza işkencede bulunmuşlardı sevgilisiyle beraber. 4,5 saat boyunca bir istismara maruz kalmış bir arkadaşımızdı. Mahkeme süreci 1,5 ay ev hapsi, kelepçeli ev hapsi vermişlerdi. Bugün cezaları sonlandı. Ama böyle insanlara açıkçası ev hapsi bir ceza olarak ben görmüyorum. Bu insanların elinde telefon olmadan, istediklerini yiyip içemeden aslında en büyük ceza buydu. Yani 1,5 ay bir hapiste yatmaları, o koğuşta yatmaları, o ranzalarda yatmaları, oradaki insanların durumunu anlamaları aslında en büyük ceza oydu onlara. Ama evlerinde 15 milyon dolarlık bir evinde rahat rahat her istediğini yiyip içip de bunun bir ceza olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bu konuyla alakalı da bir sosyal medya ve kamu vicdanına dokunacak çalışmalarımız olacak. 25 derneğimiz var bizim Türkiye geneli. Biz hukuk mücadelemizi, işte iş mahkemeleri, kazalar, kaza durumundaki mağduriyetler, işte bazı memur arkadaşlarımızın hepsini tenzih ediyorum, hepsine tabii ki ithaf etmiyorum ama bazı memur arkadaşlarımızın kuryelere şiddet uygulaması, daha dün Adana'da kaskın, yani hareket halindeki bir motorcuya kaskla suratına vurarak durdurmaya çalıştı. Yani bunun da videoları var, sosyal medyaya düştü. Yani biz bu insanların haklarını savunmak için bir STK'yız ve sonuna kadar da mücadelemizi devam ettireceğiz. Bizler çok tehlikeli meslekler sınıfına girmek için uğraşırken, İşte kuryelik mesleğini takip edilebilir ve hesap sorulabilir bir sistem haline getirmeye çalışırken, meslek odamızı kurmaya çalışırken, bu mesleğe bir standart ve bir kanun ve kural getirmeye çalışırken, böyle şeyler açıkçası bizi mahvediyor ve üzüyor. Kimse bizi manipüle etmeye çalışmasın. Bazı haber ajansları, bazı kanallar bizleri işte bizim yüzümüzden esnafların kepek kapattığını, dükkanlarını bizim yüzümüzden kapattığına, 7500 liraya, 9500 liraya kurye bulunamadığından dolayı restoranlar işlerini bitirmek zorunda, kepengini kapatmak zorunda olduğunu söylediler. Biz de buna tepkimizi verdik, hala da devam ediyor. Buradan da tepkimi yine söylüyorum. Eğer 7500 liraya kurye bulamıyorsanız bana gelin, ben bile çalışırım. Samimi söylüyorum, ben bile gelir çalışırım. Durum bundan ibaret. Yasal haklarımız bu çerçevede devam ediyor. Son zamanlarda farklı meslek gruplarının kuryeliğe yüksek maaş vaat ettiği için geçtiği söyleniyor. Bunun gerçeklik payı nedir? Açıkçası şöyle, son zamanlardaki Türkiye'nin ekonomik yapısından kaynaklı işsizlik oranı inanılmaz derecede arttı. Bununla beraber eş değer olarak bizim mesleğimiz takip edilebilir ve hesap sorulabilir bir sistem değil. Önüne gelen bir motor alıp sigortasız, evraksız, ruhsatsız bu işi yapabiliyor. Biz bununla mücadelemizi veriyoruz. Biliyorsunuz daha önce Balyoz vardı, daha sonra işte Ergenekon oldu, daha sonra FETÖ terör örgütü ortaya çıkınca biliyorsunuz bazı meslek gruplarında inanılmaz kırılmalar ve çıkarılmalar oldu. Kimisi kasten, kimisi mağduriyeten bu duruma maruz kaldılar. Bir yerde de çalışamadıkları için, işe giriş dönüş mahkemelerine davalarına başvurulduğu için SSK'lı bir yerlerde çalışamıyorlar bu insanlar. Ama geçimlerini de idame ettirmek zorundalar. Bu insanlar biliyorsunuz memur olduğu için asgari ücretin neredeyse iki katı maaş alan insanlar. Bu yüzden kuryeliğe yöneldiler. Daha kolay, günlük sıcak para dönüyor. Bu sebepten kaynaklı da bu mesleğe yöneldiler. Sigorta da istemiyorlar. İşverenlerin de işine geliyor. Zaten takip edilebilir bir sistem değil. Hesap soran yok. Tamamen kara düzen ilerleyen bir sistemimiz var bizim. Biz de bunun önüne geçmemizin en büyük belgesi olan mesleki yeterlilik belgesini çıkardık. Bütün devlet kurumlarına da bu konuyla alakalı da yazılarımızı, girişimlerimizi, dilekçelerimizi veriyoruz. Mesleki yeterlilik belgesi bu meslek dalında zorunlu hale getirilebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir motosikletli kurye trafikte A noktasından B noktasına ücreti karşılığı götürdüğü ürünün aldığı parayı belgelendirmesi gerekiyor. Hem de trafik uygulamalarında ehliyetini, ruhsatını nasıl soruyorsa bir memur, mesleki yeterlilik belgem var mı diye de sorması gerekiyor.
Ayrıca Çalışma Bakanlığı denetçileri işletmeye geldiği zaman çıkar personelin özlük dosyasını dediği zaman motosikletli kuryenin mesleki yeterlik belgesi var mı yok mu bunun da kontrolü yapılacak. Yani bu belgesiz ne çalışılabilecek ne de çalıştırılabilecek ve ağır yaptırımlar olacak. Ama 3 yıl sonra ama 2 yıl sonra belki yarın bilemiyorum. Ama bu işin sonu buraya doğru gelecek. Çünkü biz azimliyiz ve kararlıyız. Biz bu işi yapacağız. Peki kurye çalışanları olarak sizin başka ne gibi beklentileriniz var? Bizim beklentilerimiz aslında bir hayal. Biz bir hayal kurduk ve bu hayal için yola çıktık federasyon olarak, dernek başkanlarımız olarak. Yani çok canlı ilinde faaliyet gösteren dernek başkanlarım var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum çabaları ve girişimleri için. Şimdi biz federasyonuz ama tabii ki bizim de gücümüzü aldığımız derneklerimiz var. Onlar olmasa biz de var olamayız. Buradan da teşekkürlerimi tekrar sunuyorum. Bizim kurye olarak bir hayalimiz vardı demiştim az önce de. Şöyle, sabah evden çıktığımız zaman, başımıza bir iş geldiği zaman arkamızda bırakacağımız çoluğumuz, çocuğumuz, annemiz, bacımız, kardeşimizi sahipsiz olmadığımızı, devlet tarafından destek verildiğini, kurye camiası STK'lar olarak bağlı bulunduğu merkezin desteğini alacağını, yani gözü arkada gitmemesi gerekiyor. Çünkü bizler evimizden çıkarken çoluğumuzla çocuğumuzla vedalaşarak çıkıyoruz. Bu gerçekten çok acı bir durum. Biz günde 10 kez kaza atlatan insanlarız. Her an her şey olabiliyor. Çünkü vücudumuz kaportamız bizim. 60 kilometre hızla giderek düşündüğünüz zaman 700 santigrat derece asfalt sıcaklığına maruz kalan insanlarız biz sürtünmeden dolayı. Yani bu kemik erimesine bile sebep olabilir bir ısı derecesidir. O yüzden vedalaşarak çıkıyoruz. Birbirimize emanet ederek çıkıyoruz. Bu riske girmemiz için arkasının dolması gerekiyor. Yani değmesi gerekiyor. Bu değecek sistemi getirilmesini istiyoruz. Hayalimiz bu yönde. İşte önüne gelen bu mesleği yapamasın. Ben 250 liraya çalışıyorsam bazı haber ajanslarının haberine göre ben günlük 250-300 liraya çalışıyorsam buna değecek bir risk almam gerektiğini düşünüyorum. Yani aldığım parayla riskin eş değerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Önüne gelen bu mesleği yapamasın. Hesap sorulabilir, takip edilebilir. Ayrıca trafikte insanların karşıdan baktığı zaman bu kurye, bu normal motosiklet sürücüsü diye ayırt etmesi gereken bir sistem olmasını gerekiyoruz. Dikkat ederseniz biz de federasyon ve derneklerimiz olarak mavi yelek giyiyoruz. Yani biz trafikte fark edilmek için mavi yelek, mavilik, temizlik, pak demektir. Biz temiz bir iş yapıyoruz, alnımızın teriyle kazanıyoruz, evimize helal ekmek götürüyoruz. Biz bunun için mavi yeleği seçtik ve trafik polisi şunu diyor artık. Bu kurye, bu federasyona bağlı, bunu her evrağı tamamdır. Yani şu an kurumsal firmaların kuryeleri nasıl rahat ediyorsa trafik uygulamalarında, işte bunun ruhsatını, sigortasını, muayenesini firma takip ediyor. Biz de kuryeler olarak, federasyon olarak kuryelerin her şeyini takip etmeye çalışıyoruz. Muayenesi bittiği zaman mesaj atmaya çalışıyoruz, kaçırmadan. Sigortası bittiği zaman uyarıyoruz. Kendi içimizde kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Ekipmansız motora binmeyin diyoruz. Ekipman konusunda da şunu bir anekdot düşmek istiyorum. Şimdi özel tüketim vergisi diye bir vergi var biliyorsunuz. ÖTV. Bu ÖTV, ben motosiklete biniyorsam ve trafik polisi bana şunu diyorsa, sen bu motosikleti kullanıyorsan kafana kask takmak zorundasın, koruyucu ekipmanla giymek zorundasın. Benim zorunda olduğum bir şey neden özel tüketim vergisine maruz kalıyor? Ben bunun sormak istiyorum. Buradan devlet büyüklerimize sormak istiyorum. Benim mecbur olduğum bir şey neden özel tüketime giriyor? Ayrıca gümrükten gümrük vergileri ek %10 artı %10 ek gümrük vergilerine maruz kalıyoruz. Bu kasklar euro ile dolar bazıyla geliyor. Koruyucu ekipmanlarımız bizim çok pahalı. Ya biz Türkiye'yiz, biz kendi kendimizin kumaşını, koruyucu ekipmanını, kaskını üretemiyor muyuz? Yani bunu üretemiyorsak ben daha bir şey demiyorum. Hiçbir şey de talep etmiyorum. Kurye arkadaşlarım adına hiçbir şey talep etmiyorum. Eğer biz bunları üretemiyorsak, Türk lirasına göre biz bunları alamıyorsak, hep euro dolar bazına göre alıyorsak ben hiçbir şey demiyorum artık yani. Biz bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ekipmanımızı, canımızı koruyacak, hayatta tutacak malzemeleri biz ucuza almak istiyoruz. Bu yüzden vergiden muaf edilmesini istiyoruz. Yani bugün beyaz eşyada ÖTV indirimi geliyorsa, ÖTV sıfırlanıyorsa bu motosiklet ekipmanlarında neden olmuyor? Neden olmasın? Kazancımızın yüksek olmasını istiyoruz. Şöyle de bir durum var. Tamam, yüksek para alıyoruz.
bazı haber ajansların yine çok böyle afaki rakamlar söylediğine göre söylüyorum. Madem bu kadar yüksek para alıyoruz, evet alanlar da var. Esnaf kuryeler özellikle alıyor. Peki bizim sigortalarımız neden asgari ücretten gösteriliyor? Biz Alo 170'e şikayet ettiğimiz zaman, Çalışma Bakanlığı'na şikayet ettiğimiz zaman neden denetçi gelip patronun ağzına göre raporunu tutup gidiyor? Neden oradaki kuryeye, oradaki çalışan komiye, oradaki ustaya kardeşim sen ne kadar maaş alıyorsun? Getirin bakayım şu SSK dökümlerine, kaç lira SSK'nız yatıyor diye neden sormuyor? Neden bizim geleceğimizden çalınıyor? Bizim hakkımızı devlet savunmayacaksa, bizim hakkımızı kendimiz savunacaksak burada o zaman kanunsuzluk ortaya çıkar. Çünkü kaba kuvvet ve cahillik işin içine girer. Hak yemek öyleyse bizim hakkımızı yiyen kişiden hesap soracak da bizim yargımızdır, bizim devletimizdir. Bunun hesabını ve takibatını yapması gerekiyor. Çalışma Bakanlığı bunun cezalarını kesmesi gerekiyor. İş kanununda 4857'li kanuna göre aldığı ücret üzerinden sigortasının çarpan oranda yükselmesi gerekiyor. Bunu yapmayacaksak o zaman insan hayatının yine burada bir değeri yok. Çünkü biz her an kaza atlatıyoruz. Bir bacağımızın kırılması, bir kolumuzun kırılması bizim 6 ayımıza mal oluyor. Çalışamıyoruz. Peki 6 ay biz asgari ücretten neden SSK'dan para alalım, rapor parası? Şimdi bir 6000 lira üzerinden almak var, bir 2800 üzerinden almak var. Otomatikmen gelirimiz düşüyor. Ve işverenimiz bizi aramıyor bile. Buradan empatiye, saygıya ve duyarlılığa davet ediyorum. Trafikte araç kullanan şoförlerin lütfen canlı yayını açmadan araç kullanmasını talep ediyorum. Yani canlı yayın açmadan, Instagram'dan, Facebook'tan canlı yayın açmadan, insanlara müzik dinletmeden, oradaki yorumları okumadan araç kullanmasını istiyorum. Yani dikiz aynasını kullanmasını istiyorum, sinyal kolunu kullanmasını istiyorum. Ya bu konulduysa kullanılacak. Kullanmazsanız biz çocuğumuzdan oluyoruz. Çocuğumuz babasız kalıyor. Eşimiz kocasız kalıyor. Bir ana evlatsız kalıyor. Sizin canlı yayınınızdan önemli değil. Kurye taleplerimizin içerisinde şunlar da var. Biliyorsunuz tam kapama geldi. Kısmi kapama, tam kapama geliyor. 17 gün her yer kapalı. Küçük esnafların hepsi kapalı. Peki bir şey soracağım. Eğer restoranlar 7/24 çalışıyorsa, eğer paket servisi de online satış da 7/24 devam edecekse, bu kuryelerin zinciri koptuğu zaman yaptıracak usta nerede? Kapalı. Alacağı malzeme, temin edeceği malzeme, dükkanı nerede? Kapalı. Bu esnaf ne yapsın? Bu kurye ne yapsın? Nasıl çalışsın? 17 gün boyunca bu motorların hiç mi arıza yapmayacak? Bu esnaf hiç mi mağdur olmayacak? Bu kurye hiç mi mağdur olmayacak? Bunların düşünülmesi gerekiyor. Biz ayrıyetten Ankara Kent Konsey bileşeniyiz. Halil İbrahim Yılmaz Başkanımıza da biz bu konuyu addettik. Kendisine söyledik. O da valiliğe bildirdi ama olumsuz cevap geldi. Böyle bir şey olamaz. Sayın Vasıf Şahin'e buradan sesleniyorum. Sayın Valim, biraz lütfen kapsamlı bir şekilde bu mesleğe dikkat edilirse sevinirim. Yani bu kurye çalışacaksa, o tekeri dönecekse bu arıza yapacak. Arıza yapacak usta lazım, alacağı parçacı lazım. Lütfen buradan da sesleniyorum. Aracılığınıza teşekkür ederim.